Değerli Bingöl FM dinleyicileri, Bir Çapakçılığın Sesi programı ile yine sizlere misafiriz. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine önemli bir konuğumuz var. Bingöl Tanıtım Derneği Başkanı gazeteci Galip Akengin Bey bizlere misafirler. Galip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Sağ olun, teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Evet, nasip olursa Galip Bey ile ilimize dair güzellikleri ve özellikle ilimizin kuzey bölgesinde yer alan Sancak, Yedisu, Yayladere, Adaklı ki Şirin ilçelerimizi konuşacağız. Galip Bey'den bu bölgeyi iyi tanıyan bir gazeteci olarak buraları tanıtmasını istiyoruz. İlimizin diğer bölgeleri gibi bu bölgemiz de önemli bir yer, önemli bir bölge. Mesafe olarak il merkezinden uzak bir bölge olduğu için belki birçok Bingöl'ü kardeşimiz işte Sancak, Adaklı, Kivri, Yedisu ve Yayladere bu şirin ve güzel bende ve ilçelerimize gitme imkanı bulamadığı ve yeterli bilgiye sahip olmadığı için Allah nasip ederse Bingöl FM radyomuzda bu ilçelerimizin tanıtımı hakkında programlar yapıyoruz. Evet, bu şekil şirin olan bu ilçelerimizi tanımış oluyoruz inşallah. Bu bölgeden daha önce Sancak, Adaklı belediye başkanlarımızı davet ettik. Çok verimli bir program düzenledik. Bu bölgenin ve diğer ilçelerimizin belediye başkanlarını da peyderpey çağırıp konuk edeceğiz inşallah. Evet, Galip Bey'den bölgeyi iyi tanıyan bir gazeteci olarak kendisinden buradaki ilçelerimizin nüfus, geçim kaynakları, güzellikleri, tarihi yerleri ve varsa sorunlarını konuşacağız. Galip Bey, programımıza geçmeden önce kendinizden ve başkanı olduğunuz Bingöl Tanıtım Derneği'nden kısaca söz eder misiniz? Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Nihat Bey. Değerli dostum, Bingöl'de 8 senedir, 8 senedir burada ikamet etmekteyim. Daha önce 30 yılımı İstanbul'da geçirdim. Evet, doğma büyüme Adaklı Karaçubuk köyündeyim aslında. Evet. 12 yaşından sonra hayat bizi sürükledi, gurbete gitti. Bizim bölgemizin genelinde olduğu gibi bize de böyle bir şeymişti hayat bize. Evet dostum, gazetecilik mesleğimizin yanı sıra dernekçilikle ilgili söylediniz. Evet, Bingöl Doğa Kültür Tarih ve Tanıtım Derneği Başkanlığı'nı yapmaktayım. Aynı zamanda Nihat Bey de başkan yardımcımızdır. Burada sevgili dostumuz şu anda hastanede tedavi görmekte olan Ahmet kardeşimize de burada selamlar ve şifalar gönderiyorum inşallah. O da iyi bir ameliyat geçirdi. Şu anda iyidir diye bilgiler alıyoruz. O da yönetim kurulumuzda, aynı zamanda gazeteci arkadaşımız. Buradan bütün şifa bekleyen insanlarımıza da şifalar diliyorum. Evet dostum, gazetecilik mesleğimiz gereği biz gezginiz. Senle beraber biz bütün ilimizin, bütün ilçelerimizin, beldelerimizi gezdik, tarihi yerleri çektik. Epeyce de arşivimiz var, epeyce de bilgimiz oluştu. Burada bizim dernekçilikten başladık. Dernekçiliği de bu işin bir kenarı. Neden dernek, bu dernek niye kuruldu? Bildiğimiz gibi dernekçilik aslında peygamber tavsiyesi üzerine kurulan Hilf-i Fudul'dan gelme bir kurumdur. Dernekçilik dayanışmadır, yardımlaşmadır. Bu vesileyle ben yıllarca İstanbul'da gazetecilik yaptığımda şunu gördüm. Ulusal basında çalıştım 7 yıl. Bu çalışmamda Doğu'yla ilgili, özellikle Bingöl'e ilgili sayfaları her sabah gazete çıktığında sayfaları karıştırırdım. Acaba Bingöl'den bir şey var mı diye. Bir şey bulamazdım. En fazla ya 3. sayfada ya da 5. sayfada olumsuz, terör, uyuşturucu gibi olumsuz haberler görürdük. Bu da bizi gerçekten bir Bingöl'ü,
bir insan olarak beni rahatsız ediyordu. 2000 yılından sonra kendi gazetemizi, kendi basınımızı kuralım çabasıyla başladığımız bu yolda bunu bir amacımız da buydu. Bunu her zaman söylerim. İnsan önce ailesinden, sonra akrabalarından, köyünden, ilçesinden, ilinden, ülkesinden ve insan oğlu olduğundan bir misyonla yüklüdür. Dolayısıyla bu insanlık şunu gerektiriyor. Herkesin kendini, kendi çevresini doğru tanıtmak gibi bir misyonu vardır. Dolayısıyla biz de bu vesileyle, bu amaçla kurduğumuz bu derneğin şu anda başlattığımız mesela kampanyamız var. Evet, ben 12 yaşında Batı'ya, İstanbul'a göç ettiğimde gerçekten şey olarak çok zorlanıyordum. Çünkü ben ana dilimden değil, sonradan öğrendiğim bir dil, Türkçe ile orada hayata başladım da hep suskundum, özgüvenim yoktu, konuşamıyordum, kendimi ifade edemiyordum. Şimdi bunun için bu kampanya, bunun için bunu başlattım. Niye? Maalesef pandemiden dolayı bütün dünya bu hastalıktan sıkıntı çekiyor. Bizim çocuklarımızla, ben köyleri geziyorum, hepimiz geziyoruz. Çevremizdeki öğrencilerimiz gerçekten çok mağdur durumda. Bingöl'de 56 bin tane öğrenci var. Bu 56 binden 21 bini ilkokul öğrencisidir. Bakanlık ilkokul öğrencilerine bu tablet vermeyi doğru bulmadığı için biz de doğrusu hocalarımızla görüştükten sonra evet, ilkokul çağındaki çocukların tabletten buluşmaması, daha çok böyle örgün ders görmesi gerektiği üzerinden böyle bir fikir var. Ama ortaokul ve lise gerçekten bir tablet ihtiyacı, bilgisayar ihtiyacı, internet ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Çünkü kendi çocuklarımız var. Bu çocuklarımızdan bunu görebiliyoruz. Ben köye gidiyorum, lise bir öğrencisi bir akrabama sordum, dersler nasıl gidiyor, ne yapıyorsun, çalışabiliyor musun? Hayır dedi. Hiç ben yarım dönem bitti, ben hiçbir gün ders yapamadım dedi. İnternetimiz yok, tabletimiz yok, bilgisayarımız yok. Peki biz bunu ne yapabiliriz? İstanbul'da dernek başkanları arkadaşlarla görüştük, akrabalarımızla görüştük. Ya biz bu çocuklara dokunalım diye. Sonra bu epeyce bir zaman geçti. Devamında Avrupa'da bizim akrabalarımız, çevremiz var. Sağ olsunlar, Allah razı olsun, burada da ismini yad etmeden geçmek istemiyorum. Bu kampanyayla ilgili, bu ihtiyaçla ilgili Avusturya'da yaşayan kuzenim Ferit Türker'le bunu paylaştım. Ferit Bey de buradan Avusturya'daki o gurbetteki güzel insanların, o gönlü güzel insanların hepsine burada selam gönderiyorum. Dedi ki ya benim kuzen dedi benim zekatım vardır dedi. Allah razı olsun. Dedi ben 50 tane tableti ben alırım dedi. Bu vesileyle dedim ki ya sen bunu yaparsan biz bu kampanyayı başlattık o zaman dedim. O bu kampanyayı gerçekten tetikledi sağ olsun. Yalnız dedim bu kampanyanın devamında burada sen kendin geleceksin. Gel bana para mara yollama kardeşim, gel tabletleri kendin al, ben sadece sana eşlik edeceğim. Beraber gidip öğrencileri tespit edeceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Nihat Bey, Milli Eğitim'le koordineli yapıyoruz. Milli Eğitim'den hemen gittim, Adaklı Milli Eğitim Müdürlüğü'nden arkadaşımız dedi ki ben Adaklı'nın köylerine dağıtıyorum, hay hay. Şöyle başlattık, dedik ki herkes kendi evinin önünü temizlerse memleket temizlenir. Adaklı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. Dedim ki bakanlığın gönderdiği öğrencileri çıkaralım. Gelecekleri de çıkaralım. Liste dışında olanları aldık köy köy. Ferit'le ikimiz oturduk. Hangi köylere dağıtacak? İşte Gökçeli, Güngörsün, Bağlar Pınarı, Çanakçı, Hasbağlar, Karaçubuk gibi köylerden dağıtım yapacağız.
Burada o öğrencileri bir kere eledik. Alanları, alacak listesinde olanları eledik. O listede olmayanları onlara sırasıyla verdik. İşte Bağlar Pınar'ı tamamladık. Çanakçı'yı, Gökçeli'yi tamamladık. Hasfalara 10 tane verildi. Güngörsün tamamlandı. 13 tane öğrencisi vardı. 15 tane hatta verildi. Oraya 2 tane de orada engelli çocuklar vardı. Onlara da verildi. Bu şekilde devam ediyor. Şu ana kadar kampanya kapsamında kaç? Şu ana kadar şunu söyleyebilirim. Biz de 4 tane canlı yayın yaptık. Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaptık. Bu canlı yayınlardan sağ olsun bize şimdi de böyle bir bugün böyle bir deneme çalışması yaptık. Facebook üzerinden de takip ediliyoruz sanıyorum. Burada bizi izleyenlere de burada selam gönderiyorum. Yalnız buradan yorum ve beğeni veya şeyleri göremiyoruz. Böyle bir çalışma oldu. Oradan da haklarını helal etmelerini diliyoruz. Sonradan onlara o yorumlarına cevap vereceğiz mutlaka. Şunu söyleyeyim. Ferit Türker ve yanındaki akraba arkadaşlarından toplam 90 adet tablet aldı. 70 tanesini köylerde dağıttık. 20 tanesini de İstanbul'daki o hayırsever Ferit'in yanında Mehmet Düzgün diye bir abimiz Güngörsün'de 15 tanesini buraya dağıttı. Geriye kalanı da 20 tanesini de dedi, İstanbul'da benim kendi yine çevrem köylüm, akrabalarım var. Mağdur insanlar var. Onlara dedi vereceksin. Ferit Tüker aynı zamanda burada geri dönüşte onları da götürüp buraya teslim etti. 90 orada. Bunun devamında yine hayırsever iş adamımız Ali Çinko, Allah ondan razı olsun, 14 senedir 2006 yılında ben İstanbul'dayken üniversite öğrencilerimize burs kampanyası adı altında bir kampanya başlatmıştım. Beni aradı, dedi ki bana 4 tane, sana 4 tane kontenjan ayırıyorum dedi. O günden beri Bingöl'de yetim, gerçekten ihtiyaç sahibi insanlarımıza, öğrencilerimize burs sağlıyor. Onun sayesinde ben dua alıyorum, evraklarını gönderiyorum, aradan çekiliyoruz. Ali Çinko bu kampanya için aradım. Dedi ki olur dedim, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Ali Bey 6 adet. Emin Toprak şu anda gazetemizin yazarlarından, emekli öğretmendir, değerli bir abimizdir. 1 adet. Ömer Nayır Bey 1 adet. Sancak Sütgölü Zağ Köyü'nden eski dernek başkanımız Gazi Akkoyaç'ın 2 adet. Adaklı iş insanımız değerli dostum Vedat Aktaş 2 adet. Hasan Çıtlak kardeşim 1 adet olmak üzere bunların dışında 13 adet de bu şekilde dağıttık. Yani 90+13 bu direkt bizimle ilgili olan. Şimdi yine bizim Adaklı Karaçubuk Köyü Derneğimiz var İstanbul'da. Onlar da bu hafta içinde bir 10 tane tablet sözü vermişlerdi. Onlar da bunu tedarik etme aşamasındalar. Bununla bitmedi. Karlova, Viranşehir bölgesi, orada 2-3 tane köyden bir aile, Poyrazlar Derneği vardır. İstanbul'da faaliyet yürütüyor. Dernek başkanı aynı zamanda iş insanı Ömer Poyraz sağ olsun. Dün de konuştuk. 300 adet tablet tedariğinin çalışması devam ediyor. Herhalde bu hafta sonu, yani önümüzdeki hafta bunları getirecek. Beraber havalandan beraber alacağız. Götüreceğiz. Karlova'nın o köylerine dağıtacağız. Şimdi şunu yapmaya çalıştık. Biz niye Karlova? Karlova Karlova'ya versin dedik. Adaklı Adaklı'ya versin. Kıyı'ya versin. Yayladere'ye versin. Evet, canlı yayınlarda da biz bunu mesela Kıyı Belediye Başkanımızı canlı yayına bağlamıştık. Kendisi bunu izah etmişti zaten. Dedi biz Kaymakam Bey'le, iş insanlarıyla, derneklerle işbirliği halinde 400 civarında ve öğrenci talepleri vardı. 400 öğrenci tableti eksikti. Onları dedi biz çözüyoruz. Geçen haftada görüştüm. Dedi ki bizde fazla bir şey kalmadı dedi. Yani bizim kampanyaya paralel olarak
herkes harekete geçti. Duyurduk ya. Evet. Yine aynı şekilde Yayladere'den, Yayladere Belediye Başkanımız Sabri Bey canlı yayına bağlandı. 80 tane öğrenciye dedi biz şu anda onu tamamlamak üzereyiz. Ya biz kampanyayla beraber harekete geçirdik yani, bu ihtiyacı, duyurduk. Diğer ilçelerde de bir duyarlılık oluşturdunuz. Yani o bizim bölgenin ilçelerinde bu duyarlılığı harekete geçirdik. Evet. Yani bu yüzlerce öğrenciye tekabül ediyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Ama hedefimiz inşallah 1000 tane öğrenciye dokunmaktır. Bununla kalmadık. Tabii burada demin ismini belirttiğim arkadaşlarımızın mesela bazı dostlarımız var. Burada sivil toplum örgütleri içinde yıllardır gerçekten çok büyük çabalar gösteren Semiramis hocamız, Karahaslan hocamıza da burada teşekkür ediyorum. Yine Abdurrahman Korkut kardeşimize teşekkür ediyorum. İki tane, her birisi birer tane dedi. Özellikle gerçekten mağdur öğrenciler var. Beraber gittik. Bunları da bu hafta görüntüleriyle beraber yayınlayacağız. Oradan çıktığımda inan ki gözlerimiz yaşardı. O derecede öğrencilerimiz var. Gerçekten çok ihtiyaçca muhtaç olan öğrencilerimiz var. Burada da radyo yayınıyla ve sosyal medya üzerinden yine hayırseverlere burada bir seslenmek istiyorum. 22 bin tane öğrencimizden bakanlık sadece 5500 civarında tablet veriyor. Geriye kalanı gerçekten ihtiyaç devam ediyor. Bu ihtiyaçları biz her birimiz evimizin önünü temizlersek bu işi çözeriz. Yani bu Solhan'da da aynı. İşte şimdi inşallah bu dağıtım 8 tane burada merkeze dağıttım. İçinde Gençlisi de vardı, Solhanlısı da vardı, Sancaklısı da vardı. İhtiyaç sahibinin köyü, merkezi, ilçesi fark etmez. Ama bunları ben nasıl yaptım? Sağ olsun Ali Bey inisiyatifi bana bıraktı, gönderdiği o 8 taneyle. Öğrencilere dağıt dedi. Bu şekilde dağıtanları ancak buraya bu şekilde verebiliyorum. Dediğim budur. Evet. İnşallah biz gazeteciler olarak sizlerin de tabii bu kampanyaya verdiğiniz olur destek ve basından desteklerinizle ben de size ayrıca teşekkür ediyorum. Buradaki ayrıca ulusalda da bizi gündeme getiren sevgili arkadaşlarımız Sözcü Gazetesi'nde olsun. Yine başka bir web sitesinde arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Galip Bey, buyurun. Bizim daha başka sorularımız da var. Evet. Önemli konular var. Evet. Kampanya bu kadar, yeter olsun. Kampanya. Sancak, Adaklı, Kiri, Yedisu ve Yayladere nüfus dağılımı nasıl? Buralarda çoğalan mı yoksa azalan bir nüfus mu var bu bölgede? Buna bir değinelim. Eyvallah. Şimdi bu bölge Adaklı, Kirli, Yayladere, Yedisu. Diğer konularla ilgili sorularımız da var. Özellikle evet. Soru soru gidelim. Evet. Buyurun. Bu bölgede bilirsiniz ki mesela bunların sağ olsun Abdullah abi, Allah razı olsun, Osmanlı arşivinden bize belge verdi. 380 sene öncesine dayanan bir belgelere sahibiz şu anda. O kayıtlar bizde mevcuttur. Bizim Kirli tarihiyle ilgili 220 köyü vardır o zaman. 60 bin nüfusu vardır. Şimdi onlardan ciddi bir köy sayısı Erzurum'a bağlanmış. Bir kısmı Karakoçan'a bağlanmış. Kirli dörde bölündü. Adaklı, Yayladere ve Yedisu artı Sancak Nahiyesi Karavelyan dediğimiz bu yukarı Bingöl'den yani böyle Şargin altındaki o tepeye kadar Kirli sınırları olarak görünüyor. Buradaki nüfus o zaman ciddi bir nüfusu vardır. Şimdi buraya gelmeden önce de şeye de baktım. Bir daha teyit ettim bilgilerimi. Buradan nüfus azaldı. Ne zaman? 1984'ten sonraki memleketimizde oluşan o çatışmalı süreçten dolayı bölge insanımız göç etmek zorunda kaldı. Kendini niye? Nitelikli ve
imkanı olan insanlar batıya göç etti. Nitelikli insanlar göç edince, imkanı olan insanlar göç edince tabii ki bir nüfus düştü. Nüfus düştü. Şu anda da baktığımızda Adaklı'da 8509, Kırlı'da 4863, Yayladere 2160, Yedisu'da 2828 insan yaşıyor. Şimdi geçmişe baktığımızda bunlar hepsi birer etkendir bu nüfusun azalmasıyla. Nelerdir? Nüfus azaldığı için Ankara'dan bölgeye yapılan hizmetler de nüfusa göre dağılım yapıldı. Bir taraftan da 34 en son Kırlı bölgesinde İlhan Binici ve Mehmet Ali Doğuşlu, rahmetli İlhan Binici vefat etti, Allah rahmet etsin. Mehmet Ali Bey de yaşlıdır artık, Allah ona da selamet versin. Vekillik yaptılar. 34 senedir o bölgede bir vekil yok. Şimdi vekil niye aldım? Maalesef şu gerçeği görüyoruz. Son 30 yılda bir bölgenin, eğer bir ilçenin bir vekili varsa, sonuçta oraya taziye geliyor, bayramlaşmaya geliyor, köylere gitmek zorunda kalıyor. Gittiği için de dokunuyor, oradaki sorunları çözebiliyor. Bu 34 yıldır bu bölgede, eski Kırlı bölgesinde bir vekil çıkmamıştır. Böyle bir şans verilmediği için geri kaldı. Sizler de bilirsiniz ki biz Yedisu yoluna gittiğimizde yazdı. Yani gerçekten köy yolu oradan daha iyi. Yani mesela biz Solhan'da, ben Solhan'da gezmişim, Genci'de gezmişim. Batı'da da gezdiklerimiz çok yerler var. Asfaltsız köy yok. Ama bizim ilçemiz Yedisu'nun o dereden gittiğimizde gerçekten arkada oturanlar yani perişan oluyorlar. Yani burada bu ciddi bir sahipsizlenme var. Bir program sorunu var. Yedisu Kırlı arasında bir yol yapılıyor. O yola ilgili de. Onunla ilgili de ben size söyleyeyim. Geçen hafta o yol projesinin iki tane sorumlusuyla bir araya geldik. Çünkü bu konuda çok soru geliyor. Ben de bu soruyu onlara sordum. Ne durumdayız? Kaç ne zaman biter? Evet. 2012 2012 ve kaç sene olmuş? 8-9. Yıldayız. Şu anda %60 civarında olduğunu söylüyorlar. Bir yol güzergahı değişikliği Heyran'dan dolayı, bunun da bir yeni bir tünel olacağını söylediler. Bu tünelin de uzunluğu 7,5 kilometre. Dolayısıyla bunu en iyi ihtimalle 2023'e hedeflediklerini söylediler. En iyi ihtimal. Yani bu 2023'ü de bu doğrusu ben beklemiyorum. Sakatlı bir bölge mi? Saf yer mi acaba? Şimdi coğrafi olarak zor bir yol. Yani burada şunu da değinmek istiyorum. Bingöl'ün genelinde bu sorunu yaşıyoruz. Yani Bingöl-Kırlı arasında biliyorsunuz Sancak yolu geçen sene başladı. Bu şu anda onun içinde verdiğimiz mücadele ortada. Oradaki güzergahlarla ilgili çok şükür ki mücadele ettik. 3 noktada bizim o çizdiğimiz o haritalar üzerine aynı o şekilde geldi. Çünkü halk bunu istiyordu, mantık bunu istiyordu ve biz de bunu dillendirdik. 3 noktada düzelme oldu ve çok güzel oldu sancağa giderken. Bu sene içinde, 2021'in içinde Sancak yolu bitecek dediler. Ama ondan devamı mesela Sancak-Kırlı arası, Sancak-Adaklı-Kırlı arası daha henüz projesi bile yok. Şimdi burada tezat var. Şimdi Bingöl'ü ilçeye bağlayan bir yol olmadan, ilçenin ilçeye bağlanan yol başlar mı? Yanlış bir şey. Yani Kırlı-Yedisu arasında başlamadan öncelikle Bingöl-Kırlı'yı bağlamamız lazım. Bingöl-Adaklı'yı bağlamamız lazımdı ki ya da Erzincan'dan Yedisu'ya. Erzincan-Yedisu projesi de yok ortada. Ya proje yok. Yedisu ve Erzincan yolu perişan. Daha geçen hafta meclise Adana milletvekili gündeme getirdi. Aslında bu bizim için, bizim yöneticiler için
Yani bir ayıp bir durum. Yani bu hoş bir durum değil. Yani bir Adanalı veya bir Mersinli bir milletvekili o gündeme getiriyorsa bu bizim için bir eksidir. İnşallah bu yetkililerimiz bunu buradan ders çıkarırlar. Yani biz bir ile ilçeye bağlamadan iki ilçenin arasını yapmaya başlarsak işte bu sistem sıkıntı oluyor ve bu da devam ediyor. Bitmeyecek. Biz bu yolu görecek miyiz gerçekten? Yani tabiri caizse bu saydığımız ilçelerimizin en büyük sorunu ulaşım. Ulaşım, kesinlikle ulaşım. Buradan Kiri'ye gidip gelen pert oluyor. Yani karayollarına bağlı olan hasfalardan gittiğimizde ben her hafta gidiyorum ve her gün giden insanlarımız var. Orada memur olan arkadaşlarımız var. Allah aşkına yazın diyorlar. Ve ben gerçekten artık yoruldum ya, yazmaktan, aynı şeyleri tekrarlamaktan. Yani artık kelime bulamıyoruz. Kelime bulamıyoruz. Vatandaş, bölge vatandaşı, insanımız tepkili. Bu kadar gecikmemeliydi yani. Karayollarının standartları bu kadar kötü olamaz, olmamalı. Yani bir hasbalardan geçemiyorsunuz. Yani bir karşı karşıya bir araba geldiğinde yer bulamıyorsun, geri gitmek zorunda kalıyorsun. O yokuşlar, o hendekler olmuyor. Yani bu doğru bir yol değil. Ama gelebilecek, yani bir projeden bahsediliyor. Şu anda onunla ilgili hiçbir şey yok. Ne olacağı muamma gerçekten. Bu da bir sıkıntı. Yine Adatlı Karbaşan, mesela Adatlı Karlova Karbaşan'dan bağlantı bir yol geçen sene yapıldı. Yani orası çok ciddi bir sıkıntıydı. Geçen sene yapıldı. Bu sene yine ben Vali Bey, genel sekreterimizden bunu özellikle kendilerine teşekkür ediyorum burada. Biz teşekkür etmesini de biliriz. Yeter ki iş yapsınlar, teşekkür ederiz, teşekkür etmekten isteriz. Yetkililerimiz, kurumlarımız çalışırsa biz onları takdir de ederiz. Onlar bize geldiğinde onları güzel de karşılarız. Kesinlikle bizim bölgemiz bu konuda gerçekten de çok mütevazidir. Yani Karel yoluyla ilgili söz verdiler. Bu sene yapılacak. Yine Kırı Bilece yolu beraber gitmiştik. Evet. Bizim arıcılar için kalktık ta en son Ucra köye kadar gittik. Çok sıkıntılı bir yol. Köy yolu. 9 köy 33 mezra. Gerçekten biz bunu yıllarca söyledik. İşte STK'lar, buradaki yetkililer sağ olsun buradan da bunu da yine bizim burada duyarlılık gösterdiğimizi de bir daha beyan etmek istiyorum. Mesela bir kaymakam, birçok kaymakam geldi gitti. Ortalama 2 yıl kalıyorlar. İşte yönetici şudur, ben hep bunu söylerim. Geldiği yerde bir eser bırakıyorsa yönetici budur. Sağ olsun mesela bir kaymakam şu anda Kırlı'ya geldi. Belediye başkanıyla beraber kalktılar. Erzurum belediye başkanına gittiler. O kanalı kullanarak o ödemeyi hemen çıkarıp o ihaleye aşamasına getirdi ve ihale edildi bu yol. Demek ki Kirin Bilice yolu değil mi? Tabii. Evet. İhale edildi. İnşallah çok kısa bir sene içinde o da yapılırsa ki yüklenici firmada bir sene içinde tamamlayacağım, vereceğim dedi. O yapılırsa o bölgede bayağı bir canlılık olacak. Niye? Bugün nüfus, evet. İşte eğer yol medeniyettir. Evet. Medeniyetin beşiği olan Kıra bölgesi yolu yapılmadı, geciktirildi. Bu eksikler işte yavaş yavaş tamamlandığı zaman oraya geri dönüşler olacaktır. Yani mesela hala orada 2015 depremin konutları, 180 tane konut merkeze karar verildi. Hala daha temeli atılmadı. Bunlar bile eksik. Yani bizim bölgemizin buradaki sahipsizliği var. İşte bu budur. Bir milletvekili olsaydı bugün mecliste bunu şimdi başlatmıştı. Millet gitmişti. Bunu aynısını kusura bakmasın bir örnek gösteriyorum. Bu gençte olsaydı şimdi millet taşımıştı. Bunu AFAD'daki vatandaş söylüyor. O çalışan söylüyor. Bugün bu 2015'te olan deprem gençte yani olmuş olsaydı. Tabii yapılmış olsaydı şimdi o konutlar yapılmış, insanlar içinde oturuyor olurdu. Şimdi bunları ben yaşadığım için çok üzülüyorum.
bu kadar sahipsiz bırakmayın bu insanları ya. Ya bu insanlar kucaklarını açıyor sizlere. Her türlü desteği de veriyor size. Ama bunlara böyle ihmal edince gönül koyuyor, kırılıyor bu insanlar. Yazıktır, günahtır ya. Devlet bu imkanları veriyor ama adil bir dağıtım yapılmıyor. Yine Yayladere'de aynı sorunlar var. Şimdi Yayladere'de bugün kar yağmış. Oradaki elektrik bir grup yolu hattı var. Elektrik gidiyor. Sürekli aynı sorun. Sürekli aynı sorun. Yani yıllardır Yayladere'de değil mi? Yayladere'nin Çalıkağ bölgesinin elektrik hatları sürekli. Çünkü 72 yılında temeli atılmış. Artık o kablolar kaldırmıyor. O direkler yenilenmesi lazım. Komple. Onun da çözümü şu. Boş arazi, dağlık arazi al toprağın altına koy, bir kere bir yatırım yap. Al 50 sene, 100 sene gitsin. Yani bunlar uzun vadeli, devletimiz bu tür işleri uzun vadeli düşünmüyor. Eğer bunu yönetenler. Bunu kısa vade günü kurtarma amaçlı yapılıyor, bu doğru değildir. Bu genel olarak böyle bir sorun var. Dolayısıyla yapılacak çok şey var. Yani yolla ilgili işte Sancak Beldemiz gerçekten merkeze yakın olmasıyla beraber Adaklı Köyü, Yayladere yolunun üç, yani böyle tam kavşak noktasıdır. Ama burada bile çevredeki mesela bizim oradaki vatandaş gelip burada devlet desteğiyle ağırlar. Bunların birçok haberini yaptık. Evet. Yorulduk ya. Mahallede işte isim verebilirim. Yani Karapınar'da, Yeşilova'da, Başköy'de, Sütgölü'nde ki köylerde devlet destekli ahırlar yapmış. Vatandaş gitmiş, hayvanla almış, koymuş oraya ama elektrik verilmiyor. Şimdi bu konudaki sıkıntılar o kadar, yani çok küçük şeylere takılıyoruz ki. Yani FEDAŞ gerçekten yavaş yürüyor. Bu bize, yani bu yapılanlara takoz. Bunun oysa devlet hizmet götürüyor, hibe yapıyor vatandaşa. Devlet desteğiyle ahır yapmış, vatandaşı da boş bekliyor. Diğer taraftan özelleştirmiş bir kurum. Evet. Yani adam 1-2 sene, 3 sene dayanıyor, jeneratör yetiştiremiyor, kaldıramıyor, ondan sonra kapatıyor gidiyor. Bu doğru değil. Üretim diyoruz. Yani üretim diyoruz, işte hayvancılık diyoruz. Yani bunlar bu memleketi işte geri götürüyor. Yani burada paralel olmalı. Eğer devlet orada bir vatandaşa teşvik veriyorsa, onun elektrik firması FEDAŞ, onunla paralel olarak hemen bunu harekete geçirmeli ki o vatandaş üretim yapsın. Evet. O istihdam sağlasın, o işsiz kalmasın. Memleket en büyük sorunu bu. Yani bugün sokaklara gidiyorsunuz, sokaklar böyle ayakta, hava güneş olunca Bingöl'de herkes böyle sokakta, kahveler kapalı, sokakta böyle güneşlenerek zaman geçiriyor. Evet, buyurun. Başka sorunlar varsa onlara da değinebiliriz, bölgeyle ilgili. Şimdi Bingöl'ün tarihi güzellikleriyle ilgili bölgede gerçekten çok zengin bir tarihi ve kültürü vardır. Evet. Kirli'yi biliyorsunuz, biz gittik, kalesine gittik. Yıllar sonra o kalenin de bir firma oraya bir iş yapmak için girdi, baraj yapıyor. Bakın bir haber kaynağı da burada söyleyebilirim. Şu anda Haziran'dan beri Kirli'de yapılan baraj, oradaki palyalar, girişteki palyalar düştüğü için şu anda elektrik enerjisi üretilmiyor. Su boşa gidiyor. Haziran ayından beri. Yani 2020 Haziran'dan beri. Evet. Palyalar oradan tam santralin olduğu bölgede palyalar düştü, haber yaptık. Yaklaşık 10 ay falan oluyor, 8-10 aydır elektrik üretmiyor. Aylık orada, yıllık orada trilyonluk bir gelir sağlıyor devlet. Ama orada firma, o barajı yapan firma, oradaki o palyaları temelini sağlam atmadığı için o noktada çöktü ve elektrik üretilmiyor. Bu ciddi bir sorundur. Evet.
Yani diğer taraftan hemen üst tarafına kil kalemizin dibine kadar girdiler. İçini oydular. Sözde taş topluyorlar. Her taraf taş, kayalık dolu. Ama gittik o kayanın içinde ne aradılar? Yani burada sokakta konuşulanı söyleyeyim yani. Hazine avcıları var bu işin içinde. Biz gittik burada, bakın böyle bir şey olmaz. Bizim bölgemizin tarihi yapısını o, bakın biz elhamdülillah Müslümanız ama o kiliseler 3000 yıllık. Müslümanlık daha gelmeden tarihi eserler. Tarihi eserler vardır. Orada kiliseler yapılmış. Orada o döneme dair inanç merkezleri vardır. Onları yok etmişiz. Kimler yapmış? Bunlar işte şey diyorlar. Hazine? Hazine avcısı. Bunlar hazine avcısı falan değil. Gerçekten cehalettir. Bunlar fakir fukaradan böyle dilenerek toplanılan paralarla yapılmış yapılar. İşte Adapta'nın çeşmesi. Tarihi bir çeşmede üstünde kilise var ve onun üstünde de cami var. Ama bu caminin altı o çeşme, o tarihi su kaynağı bilinmeyen nokta. Tarihi de çok derin. Ama orada girmişler. Oranın tabanı çökmek üzere. Haber yaptık. Bölge müdürlerine görüntüler attık. Ödenek yok. Şimdi bu yani gibi... Yani o fazla aynı zamanda camiye de zarar veriyor değil mi? Orası yıkılırsa cami de gidecek. Evet. Yani bir tarafı havada kalacak yani bir ayağı. Şimdi böyle. Diğer kiliseler aynı. Gerçekten. Diğer, duyarsızlık yani. Kiliseler aynı. Diğer taraftan hamamlar aynı. Kırdaki mektep bir vatandaşın tapusunda. Tarihi bir yapı. Ama bütçe olmadığı için sürekli erteleniyor. Tarihi bir cami ne var ki ya? Yani, 600... Ha, cami yapıldı. Yapıldı. Ha, eksik yapıldı. Biz hemen bunu bir gazeteci olarak, bir bölge insanı olarak da hemen uyardık. Geldiler, yeniden düzelttiler. Bunları da takipçisiyiz. Yani orada yapılan yolların, işlerin takipçiliğini yapıyoruz. Bazıların hoşuna gitmiyor olabilir ama biz kamu görevi yapıyoruz. Biz gazeteciler olarak kamu görevi yapıyoruz. Devletin görmediğini, bunu Sayın Valimiz sürekli söylüyor, onların gözleriyle bakıyoruz. Eksikleri dile getirerek çözmeye çalışıyoruz. Biz çözümden yanayız. Biz bunu istiyoruz. Yollar yapılsın, hizmet gelsin, altyapı gelsin. Hala içme suyu sorunu olan köylerimiz var. Evet. Yani ha devlet bir şeyler yapıyor ama müteahhitler geliyor. Adamcılık var, bölgecilik var. Bu da mevcut siyasi sistem bu şekle getirmiş. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani biz görüyoruz, evet ihale yapılmış, para gelmiş. Orada kırım yapıyor, %50 kırım oluyor, ondan sonra çalıyor. İş yapılmıyor. Biz bunu gidip gündem getirdiğimiz zaman devreye adamlar koyuyor. Aman haber yapmayın ne olur. Aman bir sürü kişiler koyuyor. Ya arkadaşım, ya Allah rızası için bu memlekete siz buraya görevli geldiniz. Hepimiz aslında aynı şeye hizmet ediyoruz, topluma hizmet ediyoruz. Ama bu topluma hizmet ederken yandaşlık yapmamamız lazım. Hakkını... Torpil yani, olmaması lazım. Hizmet olması lazım. Yani. Budur. Adil bir hizmet bundan dolayı, olması lazım. Bundan dolayı bazıları bizi sevmiyor ama biz vicdanen çok rahatız. Allah'a hamd olsun. Çünkü bizim böyle bir derdimiz yok. Kimsenin ihale peşinde koşmadık. Kimseye adamcılık etmedik. Benim iki tane evladım var. Üniversiteyi bitirdiler. Ben gidip şahsi bir şey yapmadım. Demedim ya illaki benim çocuğumu ya alacaksın ya alacaksın diye böyle bir tehdit. Bir talepte bulunmadık, öyle bir şey yapmadık. Evet, Galip Bey zamanla ilerliyor. Evet, zamanımız var. Evet. Gerçi bu sorumuz belki konuşma arasında geçmiş olabilir. Bölgenin hizmet alanı noktasında diğer bölgelere göre durumu nedir? Ya, demin dediğim gibi yani bu en büyük sorun yol sorunudur. Yedisu Karlova arasındaki yol şu anda halen programda yok. Onu söyleyeyim yani 2021 programında yok. Görmedim. Öncelikle Bingöl, Karlova, Yedisu kaç Karlova, Yedisu arası 45 kilometre civarında o dere yolu. Ha ne yaptı biliyor musunuz? Bakın oradan şunu da söyleyeyim. Çat şeye bağlıdır.
Erzurum'a bağlıdır. Çat ilçesi oradaki özel idare 7 suya yakın yere kadar asfalt yapmış. Yani Erzurum oradan bir destek sağlamış. Çok az bir şey kalmış o arada. En azından orayı bir düzeltelim ya. Ha ama bu Karlova 7 su arasındaki yol geçen gün Heyelan şey olmuş, çığ gelmiş. Çığ gelir, Heyelan gelir, yol kapanır. Çile yolu, Çile yolu olmaya devam ediyor. Yani bu bölgenin kalkınması için yani Bingöl'ün genelini konuşmak için zaman yetmiyor. Bu bölgede bitirdik herhalde. Zamanımız ne kadar evet. Bilmiyorum. Yani öncelikle temel geri kalmış altı. Geri kalmış bu bölgeye biraz pozitif ayrımcılık yapılması lazım değil mi? Yani hakkının teslim yani, edilmesi yani. Yani bir yol dediğiniz gibi medeniyet belki, yani. Bu medeniyeti ya bu yolun bu temel hakların işte içme suları, yollar bu konudaki eksiklerin tamamlanması gerekiyor. Ha, inşallah umut varız bu dönemde bir şeyler olacak gibi. Yani çevireceği yolu ihale edildi, işte kariyer yolunun sözü verildi, o da yapılacak inşallah. Bunun takipçisi olacağız gazeteci olarak. İstihdama yönelik projeler gerekiyor. Sütaş memleketimize bir şeyler kazandıracak, şunu söyleyeyim. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Yeni bir tarım politikası, yeni bir kültürü bize öğretecek diye düşünüyorum. Evet. Ondan dolayı ama daha somut toplantılar ilçelerde, köylerde halkı bilgilendirmek gerekiyor bu konuda. Tarımla ilgili çabaları var ama bence yetersiz. Yani. İnşallah zamanla Sütaş'ın buradaki yetkililerini de alacağız programımıza. En azından Bingöl'deki çalışmaları ne durumda dediğiniz gibi ne gibi çalışmaları var? İşte bu tür şeyleri gündeme getirmemiz gerekiyor. Radyolar, gazeteler, televizyonumuz yok. Biz de sosyal medyada bunu o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. İnşallah bu... Yani bizim işte basın, radyo, gazete amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek. Bizim bağcıyla bir derdimiz yok. Ne kadar bu memlekete hizmet edilirse o kadar takdir ederiz, seviniriz. Sonuçta Bingöl ilçeler hepimiz yine. Aynen öyle. Yaklaşık 6 yıldır, 7 yıldır bu kuzey dediğimiz bölgeler. Bazen kuzey kelimesini kullanıyoruz. Evet. Akliyetlerini evet. Sadece bölge kuzey olduğu için oraya söylüyoruz. Evet. İnan gerçekten şu anda mesela Bingöl Sancak etapı yapılıyor. Gittiğimizde çok rahat bir yolculuk yapabiliyoruz. Bir de tamamlanırsa yani, düşün. Çok yani kolay. Bingöl, işte Sancak, Adak ve Kiri yolu yapıldığında inanıyorum birçok insan sırf oraları görmek için gidecektir. İnanılmaz bakın geçen sene inanılmaz bir şey oldu. Bu son depremle beraber İstanbul'daki ciddi bir kitlemiz var. Gerçekten Adak'ta Kiri, bizim o Kiri bölgesi olarak söyleyeyim. Yani İstanbul'da şu anda 300 bin civarında Bingöl'lü var. Bunun yani 200... Bingöl şu an İstanbul'da. Tabii kesinlikle var. Ve kendi ailemden olan insanlar şunu söylüyor. Bakın kütükleri de orada. Onlar kayıtlı değil. Mesela şimdi TÜİK verileri çıkıyor ya. Evet. Onlar İstanbul kütüklerine kayıtlılar. Çok ciddi sayıda böyle bir şey var. İnsanımız var. Dolayısıyla bizim orada bu kitleyle buraya çekebiliriz. Ve bu kitle geldiğinde katma değer katacak. Herkes kendine ev yapacak. Herkes ev yaparken de yol da istiyor, su da istiyor, kanalizasyon istiyor. Bunun altyapısı için işte kaymakamlıklara daha çok ödenek, daha çok destek gerekiyor. İlimizden beklentimiz bu. Siyasilerden beklentimiz bu. Bizim onlarla kimseyle bir derdimiz yok. Bunu istiyoruz. Yani burada... Derdimiz memleketimiz. Memleketimizdir yani. Başka bir şey değildir. Galip Bey, bir gazeteci olarak yani belki konuşma aralarından geçmiş. Bir gazeteci olarak bu bölgenin gelişmesi konusunda ne gibi fikirleriniz var? Böyle kısaca yine değinelim. Yani gelişmesi konusunda bakın demin yani bölgenin kalkınması, gelişmesi başta yol. Mesela şunu söyleyeyim. Eğer Bingöl
Kırgı arası, Bingöl Ataklı Kırgı arası bu yolu Erzincan'a bağlandığı zaman bu yolda yeni bir yol güzergahı olacağı için, şehirler arası bir yol olacağı için o bölgeyi canlandıracaktır. Gurbetteki insanlar, herkes gelecek, evini yapacak, katma değer olacak. Gelecek yol sorunu olmadığı zaman Erzincan'a, bizim Kırı'dan Erzincan'ın 2 saatlik yol, 1,5 saatlik bir yol olacak. Dolayısıyla Erzincan'da mesela orada bir hızlı tren projesi var. İstanbul-Ankara yakınlaşacak. Oradan insanlar artık Malatya üzerinden değil, o yolu kullanacak. Evet. Yani burada ciddi bir hareket olacak, kalkınacak. Bu kalkınmayla beraber gelişme de onunla beraber oluyor. Yani yol o kadar, yol medeniyetin temelinin adı buradan geliyor. Medeniyeti yol getirir. Yol geçen bölgelerde gelişmişlik vardır hep gördüğümüzde. İşte budur medeniyet, o gelişmişlik, o kalkınma hepsi beraber oluyor. Yol o yüzden çok önemli. Yıllar önce Kırı Selen Köprüsü'nde şu anda da siyasette aktif bir abimiz, Kırı'dan siyasetten bir abimiz, sormuştum adınız ne, tanışmıştı, yol demişti, soyadınız yol demişti, nerelisiniz yol demişti. Böyle onu hala anekdotlarımızda, o arşivlerimizde vardır bunlar. Bölgemizin en büyük sorunu yoldur. Bu yol sorunu eğer Erzincan, Yedisu bağlantısı yapılırsa, Kırgı, Adaklı, Sancak bağlantısı yapılırsa bu bölge Avrupa'daki, gurbetteki, İstanbul'daki hemşerilerimiz buraya gelecekler. Ve burası gerçekten kültürel olarak zaten iyi bir konumda olan bu halk, kalkınma olarak da çok ciddi bir katkı sağlayacaklardır. Bundan eminim, bunu bekliyorum. Evet. Bu ama bir an önce yani yetkililerden bu konuya eğilmesini rica ediyoruz. Yani gerçekten biz kimseye şey beklemiyoruz. Bizim Bağcı'yla sorunumuz yok. Evet. Galiba zamanımız da yavaş yavaş bitiyor. Programımızın sona doğru geliyoruz. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz, yani bu bölge, işte bu bölgeye dair ya da Bingöl'e dair, gerçi söylenecek belki sözleriniz vardır. Ama özellikle bu bölgeyle ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Böylece programımız da bitirmiş. Var mesela şimdi, geçen hafta burada Gençlik Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu buraya gelmişti. Kırgı ile ilgili belediye başkanımızın taleplerini dile getirmişti. Futbol, voleybol, basketbol, kültürel altyapı için ve orada gençler var. O gençler bir spor kulübü oluşturdular. Şimdi bunu gören Adaklı da aynısını yapıyor. Hemen etki tepkiye var. Yayladere'de yapacak, Yedisu'da yapacak, Sancak'ta bunu yapacak. İşte burada yetkililerimize yine iş düşüyor. Yetkililerimizin bu konudaki duyarlılığı burayı canlandırır. Bunlardan ricamız kimseyi ayırt etmeden gelişimde geri kalan bu ilçelerimize, yani Allah rızası için bakmalarını bekliyoruz. Özellikle istihdam, gençlere istihdam oluşturmak lazım. Ya istihdam gerçekten çok ciddi sorun. Yani bu konuda da çok işte gündem, mesela tekstil atölyeleri Bingöl'de ciddi bir hayvancılık, özellikle sütçülük mesela. Süt aşın. Bakın şunu söyleyeyim. 1983 yılında Adaklı'da bir sulama kanalı yapılmış. Çok ciddi bir parayla yapılmış. Gerçekten ciddi bir para. Mühendislik harikası ama. Kaynağından sonuna kadar gittim bir muhtarımızla beraber. Orada şunu gördüm. Devletin yaptığı DESE'yi, projeleri sahipsiz. DESE'yi bölge müdürüyle de burada il koordinasyon kurulunda birebir konuştum. Ben yaptım. Mesela biz haber yaptık, kopmuştum. Hemen ekip geldi, orayı yaptı, onardı. Ama devamı yok. Şimdi burada iş kime düşüyor? Kaymakama, yani ilde valilik,
devamında kaymakam, belediye buna sahip çıkacak. Bir su projesi o kadar ciddi maliyetler getirdi ki, ama o Bağlarpınar, Akbinek, o ovasını sulasan, o hat doğru yapılsa, tamir edilse ve bir vatandaş, bir yetkili, mesela İşkur'dan sürekli belediyelere imkan veriliyor. Kaymakamlıklara imkan veriliyor. Bir tane eleman 6 ay boyunca ona İşkur bağlansa, o su hattına günde 2 tur yapsa, herkese adilane bir sistem, saat koysa, orası gerçekten o bölgeyi doyurur. O kadar güzel bir suyu var, o kadar güzel bir arazisi var. Ama bu yapılmıyor. Trilyonlar orada çöp oldu. İnanın oradaki resmi kurumlardaki kepçelerle o kırmışlar. Her 20 metrede, 50 metrede bir o kanal, o kanalları parçalamışlar kendi özel, yani sahipsiz. Sahipsiz olunca bu olmaz, yazıktır, bu günahtır. Bu paralar bizim paramız. Başka bizim, yani bizden alınıyor bu para, başka bir yerden alamaz sen. Bizim vergilerimizden karşılanıyor. Su kanalı şu an aktif değil mi? Su kanalı. Su kanalı aktif ama Bağlarpınar'a yetişmiyor. Akbinek'e yetişmiyor. Niye? Adaklı Belediyesi sınırlarında olan noktada her yerde delik deşik edildiği için su yetişmiyor. Başıboş gidiyor. Kim nerede istiyorsa onu gidip yapıyor. Yani bir sorumlusu yok. Bunu biz söyle yaptıramadık. Bunu haber yaptık. Oradaki yetkili arkadaşlarımız bize küsüyorlar. Aracı arkadaş koyuyorlar. Yok niye bizim üstümüze geliyor? Ya bizim sizinle bir sorumuz yok. Allah rızası için bu devletin yaptığı işlere sahip çıkalım ya. Budur yani bizim kimseyle ne derdimiz olabilir ya? Budur ya. Bir tane İşkur elemanı, bir tane ya, bir tane orada gariban bir çocuğa adam vereceksin, bir tane de motor. Güzel bir yatırım, işte en azından orası kontrol edilse, deniz gibi eleman tutulsa. O Bağlarpınar'ı, ovası, o bölgeyi bütün Bingöl'e doyurur. O kadar verimli topraklar. Tarıma elverişli. Müthiş, yani geçmişte yani adamlar yapmış bunu. Evet. Ama şu, yani bugünkü imkanlarda, bugünkü bu teknolojide, ama her şey var, teknoloji var, imkan var, ama insan fikri bozulmuş. Adamcılık, menfaat üzerine kurulu düzenler memleketi bozuyor. Sıkıntı bu. Yani memleketin için herkesin taşının altına eline koyması lazım. Özellikle evet. Kamu kurumları, valilik, işte DESE'yi, DESE'yi yapıyorsa DESE'yi kendine sahip çıkacak ve DESE'yi oraya yaptığı işi, mesela burada Bingöl Ovası'nda DESE'nin projeleri var, yıllardır bitmiyor. Gerçekten burada müthiş bir ova var. Bingöl oradaki Ovası. Sulama projeleri mesela biz gidip geziyoruz, oralarda da hala bir türlü bitmedi. Gülbahar Barajı var. Gülbahar Barajı. Şimdi o barajdan, o barajı sen suyu topladın, bağladın, kanalları yaptın da bitmiyor. Oraya yetkili koyacaksın. Oraya o hatların üzerine görevli koymazsan tahrip olur zamanla. Duyarsızlıktan dolayı. Yok yok, bizim vatandaşımız biz nefsiyiz. İnsanoğlu çok nefsi. Sadece benim tarlamı ıslatayım da sulayayım da öbürü umurunda değil. Ya böyle olmaz bu millet. Bu böyle olmaz ya. Yazık bu. Yazıktır. Ama devlet orada bir yetkili koyarsa, bir veçi koyacak, ne bileyim bir yetkili koyacak 6 ay önce. Yani yatırımın amacına ulaşması için kontrol lazım. Şart. Evet. Şart orada başında olacak. Orada herkes istediği gibi o suyu kesecek, o kanalı parçalamamalı. Yoksa o yüzden bitmiyor. DESE'yi yapıyor projesi, trilyonlar mesela geçmişte bakan buraya geldi, trilyonlardan bahsediyor. İşte o kadar arası, bu kadar gelişmişlik falan filan. Ama devamı yok. Hani niye kalkınamıyor bu bölge? İşte bu. Çok basit aslında. Bunun çözümü çok basit. Ya o projelerin başına bir adam koyun ya. Gidiyorsunuz kurumlara, valiliğe gidiyorsun, belediyeye gidiyorsun, işte DESE'ye gidiyorsun, karayoluna gidiyorsun. Elemanlar sırt sırta koymuş, bilgisayarda oyun oynuyor. Başka da bir şey yok yani.
kusura bakmasın, o çalışan insanlar vardır. Allah rızası için ben bugün ne yaptım diyen insanlar vardır mutlaka ama çoğunluk yok. Biz bunları görüyoruz, içimiz yanıyor ya. Her biri de çok iyi imkanlardalar. Ama maalesef açgözlülük var. Hakkını ben ne yaptım, ben bu maaşımın hakkını verebildim mi? Verebiliyor muyum diye sorgulaması lazım. Evet, memleketin kalkması için, hizmetlerin amaca ulaşması için 7'den 70'e herkesin elini taşın altına koyması lazımdır. Şunu her zaman söylüyorum, zaman zaman yazıyoruz sosyal medya hesaplarımızda da, geride hoş bir seda bırakmak için Allah için çalışmamız lazım, hizmet etmemiz lazım, hizmet üretmemiz lazım, gayret etmemiz lazım. İnşallah geride kalan insanlar da bizlere dua ederler. Evet Galip Bey, önemli bir konuyu konuştuk. İşte Kuzey bölgesindeki Şirin, Belde ve ilçelerimizi konuştuk. Zaman zaman oralara gidiyoruz. Gerçekten çok güzel bir havası var. Güzel insanları var. Evet. Oradaki belediye başkanlarıdır, insanlarıdır. Cana yakındırlar. Hizmet etmeye çalışıyorlardır. İşte diğer oradaki geri kalmışlığın daha da diğer ilçelere yetişmeleri için hizmet alanında biraz özellikle diyelim pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Sancağımıza, Adaklı'ya, Yayladere'ye, Kiri'ye inşallah yol medeniyettir diyoruz. Güzel yollar yapılacak, güzel yollar bizim derdimiz o ya. Biz şahsi bir derdimiz yok. Güzel olur. İnşallah kısa yol yapılsın dedik. Evet. Köy, böyler falan demiyorum. Benim köyüme demiyorum ya. Ben diyorum ki bu devlete kaç paraya ucuza mal olacak, en kısa yoldan buraya bağlayalım. Evet. İlla ki o yolun dibine mi gitsin? Hayır. Biz insanız ya. Önce insan. Önce insan hizmetlerine, ama devletimizin de oradaki yetkililerin de bu şekilde bakması gerekiyor. Bunlara bakarsa bir sıkıntı olmaz. Önce insan diyelim, öncelik adalet diyelim. Rabbim elimize adaleti, hizmeti nasip etsin. Amin. Galip Bey, bizi kılmayıp davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Bu arada bizi sosyal medya üzerinden izleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza da buradan cevap veremediğimiz için haklarını helal etsinler. Ben tek tek hepsine dönüp yorumlayayım. Evet. Yani bu bir deneme çalışması oldu sevgili dostlar. Bizi izlediğiniz için inşallah mutlu olmuşsunuzdur. Sizin de dertlerinize derman olmuşuzdur, sözcü olmuşuzdur. Tekrar fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Değerli Bilmir Efendim dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarla buluşmaya dek Allah'a emanet olun.